Sevgili seyircilerimiz, herkese merhabalar. Muhtarlarımızla olan röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Kartal'ın en büyük mahalleleri olan Hürriyet Mahallesi. Yanımda Hürriyet Mahallesi muhtarımız Fatih Ekiz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz efendim. Muhtarlarımızı öncelikle tanıyarak başlıyoruz. Kendinizi kısa tanıtın. Sonra Hürriyet Mahallesi ile devam edeceğiz. Öncelikli olarak Kartal muhtarlarıyla beraber yaptığınız programları, yayınları yakından takip ettim. Büyük beğeniler aldığını, Kartal muhtarlarının Kartal ve Türkiye için neler yaptığına dair fikirler beyan ettiğiniz için Muhtarlık Kurumu olarak ayrıca ben size teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. 1978 Hürriyet Mahallesi doğumluyum. Doğuma büyüme buralıyım. Evli 3 çocuk babasıyım. Doğup büyüdüğüm, ilk orta liseyi bitirdiğim mahalleme hizmet etmek için 2019 yerel seçimlerinde arkadaşlarımız arasında başlayan ufak bir şakayla beraber muhtar oldum. Evet. Mutluyum, huzurluyum. Mahalleme hizmet ettiğim için sevinçliyim. Mahallede doğdunuz, büyüdünüz. Sokağını karış karış tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Evet. Mahallenize vakıfsınız bu anlamda. Bir de sizden Hürriyet Mahallesi'ni tanıyalım. Hürriyet Mahallesi 58 bine dayanan nüfusumuzla beraber 7 tane cami, 1 tane cemevi, 2 tane ilkokul, 2 tane ortaokul, 2 tane lise, 2 tane de özel okulu içinde barındıran kutu gibi Türkiye'yi anlatan kozmopoliton şirin bir mahalle. Kartal'ın da en büyük mahallelerinden biri değil mi? Kartal'ın en büyük mahallesi. Hatta yeni yapılan kentsel dönüşüm projeleriyle beraber ortalama bir sonraki sene 100 bin olması planlanan bir mahalle. Anadolu'da bir il kadar nüfusumuz var. Peki kentsel dönüşüm Hürriyet Mahallesi'nde ne aşamada? İmar durumundan da biraz kısa bahsedelim. Vallahi şu an üzerinde en çok durduğumuz konuların başında zaten kentsel dönüşüm geliyor. Hem AKOT'un hem birçok deprem uzmanının Kartal'da en çok etkilenecek denilen bölgelerinden biri. İnsanlarımızı nasıl bu gelebilecek depremden kurtarabilirizin çabaları içerisindeyiz. Şu anda Büyükşehir'in bir tane kapasitesi üzerinde bir kentsel dönüşümü, 17 tane de özel şirketin bizim gecekondu bölgesi dediğimiz yerde yukarıdan aşağıya doğru gelen bir kentselleşme projeleri var. Onun için de şu anda hızlandırılmış bir şekilde ilk önceliğimiz kentsel dönüşüm diyerek hızlandırmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Sizin de dediğiniz gibi yakın zamanda zaten bir büyük afet yaşadık. Onun öncesinde pandemi yaşadık. Siz de görevdeydiniz. O anlamda size muhtarlara da çok görevler düştü. Evet. Biraz o çalışmalarınızdan bahsedelim mi? Maalesef pandemiyi yaşadık. Deprem, Elazığ depremini yaşadık. Bolu'daki sel felaketini yaşadık. Arkasından büyük depremi yaşadık. Tabii bunlar kolay şeyler değil. Bir de bu yaşadığımız şeyleri bizim gibi Kartal'ın en büyük mahallesi olduğu kadar diğer mahallelere göre maalesef biraz maddi durumu kısıtlı olan aileler pandemide ilk kapatıldığı zaman en çok etkilenen mahallelerin başında geliyoruz. Çünkü bizde çalışan işçiler, fabrika işçileri, inşaat işçileri, merdiven temizliğine giden zengin kesim ne kadar varsa alt kesimde o kadar çok olduğu bir süreç. Bu süreç gerçekten ben pandemiyi çok yoğun atlatmış birisi olarak. Evet, siz de yakalandınız. Çabalarımız ya Allah'ın bir takdiri ilahisi ama tabii bu süreçte maalesef birçok komşumuzu, akrabamızı, esnaf kardeşimizi, öğrencimizi, öğretmenimizi kaybettik. Ama bu süreçte insanların bizim yerleşmesini istediğimiz komşuluk, arkadaşlık, dayanışma kavramının en üst düzeyde olduğunu gördük. Bunun devamında hemen tam kendimizi düzelttik derken büyük Elazığ, Malatya ve İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesine vuran depremde elimizden geldiğince demek mütevazılık olur. İnsanlar elindeki çocuklarının kumbarasından tutun ayakkabısına, giyimine, çantasına, pirincine toplam 17 tane tır göndermenin sevincini yaşadık. 3 kere deprem bölgesine gittim. Bizzat oradaki insanların o halini gördükten sonra ne kadar şükretsek azdır diye düşündüğümüz olgular içerisinde hizmet etmeye çalıştık. Allah
Bu süreçte hem pandemi hem deprem sürecinde ölen tüm mahalle sakinlerimizin, tüm vatandaşlarımızın hepsini gani gani rahmet eylesin. Şimdi Kartal'ın 20 mahallesi var. Tabii ki 20 mahallenin de kendine göre kendine has sorunları mutlaka vardır. Buna büyük mahalle olunca sanki bu sorun daha bir çok oluyor. Evet. Siz de büyük mahalledesiniz. Hürriyet Mahallesi'nin en büyük sorunlarından biri ne sizce? Tabii birçok sorunu vardır ama biz birkaç tanesini böyle örnekleyelim. Ya şimdi şöyle, bazen böyle ilgili yerlerde arkadaşlarla beraber toplantı alırız. Herkes bir Hürriyet Mahallesi söylediği zaman sanki herkesin ortak sorunlarını anlatıyormuş gibi. Herkes ya Fatih Muhtarım söyledi ama bizim de böyle bir sorunumuz var gibi. Tabii şimdi mahalle gecekondulaşmadan geldiği için ya 300-400 tane evin olduğu yerde her geçen gün gecekondulaşma, binalar, yapılar oldukça yeşil alanlar öldü. Yeşil alanlar öldükçe bu sefer ne oldu? Eski yetersiz altyapı üst pozisyona geldi. Evet. Kendimiz bu sefer ne oldu? Kentsel dönüşümle beraber insan sayısı arttı fakat okul sayısı azaldı. Bununla beraber çevredeki siteler hariç dışarıdaki park sayımız, belki Kartal'ın en çok parkına sahibiz. 17 tane parkım var fakat bunun karşılığında da 70 bine dayanan parkta yaşamayı seven bir çocuğumuz var. Kartal'da en çok okula sahip mahalleyim fakat öğrencilerimin %50'si dışarıda öğrenim görüyor. Elimizden geldiğince zaten ilk mahalle önceliklerimiz arasında bir güvenebilir çocuk parkları ile ilgili, parklarımızın düzeni ile ilgili, sokak hayvanları ile ilgili ve anaokullarla ilgili projelerimiz vardı. Muhtar olmadan önce ben kendim esnaf olduğum için fakat gözümüzle görmediğimiz mahallede yetersiz bir anaokulu vardı. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve İl Milli Eğitim Müdürümüzle beraber toplam mahallemize 5 tane yeni anaokulu kazandırdık. Esnaf arkadaşlarımız ve iş adamlarımız sayesinde, evet, iki tane hayırseverimiz sayesinde anaokulu ayrıyetten kazandırdık. Mahallemizdeki bir anda anaokulu sayısı 7 oldu. Büyükşehir'de gene hayırsever bir mahalle sakinimiz tarafından İBB kreşi açıldı. Kreş sayımız 2 oldu. Bir nebze mahallemizdeki anaokulu krizini bitirmiş olduk. Yani dediğimiz gibi özel okullar, anaokullar kendi kendine böyle bir sistem kurar gibi ilerlemiş oldu. Bu çalışmalardan bahsederken tam da soruma denk geldi. Şimdi göreviniz dahilinde kazanımlarınız ne oldu? Mahalle adına kazanımlarınız ne oldu diye soracaktım. Demek ki kreşler, anaokulları bunun içinde başka var mı? Anlatın. Bunun haricinde mahallemizde yetersiz olan sağlık ocaklarına bir tane daha kazandırdık. Özellikle pandemi sürecinde birçok ambulans hizmetini alamadığımız mahallemize 112 sağlık merkezini getirdik. Bu sayede burada çalışan tüm personel arkadaşlara, diğer eski anaokulu, öğretmen, 112 sağlık merkezinde çalışan her bireye, müdüre, arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü zorlukların üstesine ancak birlik ve beraberlik sayesinde gelebileceği inancı kanısındayım. Bunları da yaptığımıza inanıyorum. Peki yerel seçimler geldi. 4,5 yıl geçti muhtarım. Öncelikle görevi talip misiniz? Onu öğrenmek istiyoruz ama. Ya biz elimizden geldiğince bu süreçte mahallemizde bulunan ihtiyaç sahibi, yetim, öksüz, gariban aileler başta olmak üzere tüm esnaflarımızı, tüm okul müdürlerimizi, tüm öğretmenlerimizi, sağlık ocaklarını teker teker gezip, gelişip, olmayan sokaklarda, dere yataklarında, caddelerde, aklınıza gelebilecek her yerde bulunup insanlara hizmet etmeye çalıştık. Tabii başta dediğimiz gibi kolay bir süreçten geçmedik. Bu süreçte manevi hizmetlerimizin, maddi hizmetlerin daha önünde olduğunu düşünerek bir dönem daha aday olmayı canı gönülden istiyorum. Doğup büyüdüğüm bir mahallede güzel işlerin altında imzanızın olması, sokağa çıktığınız zaman insanların size karşı gülümseyerek cevap vermesi, ya muhtarım bu konuyu da çözdünüz, ya muhtarım Allah razı olsun, muhtarım sayenizde, muhtarım depremzedelere yetiştiniz, muhtarım anaokulumuz yapıldı, sağlık ocağımız yapıldı,
gibi gibi hizmetlerimiz daha belki döngü içerisinde insanların sürekli güler yüzlü ve gülümsemesini görmek bize bir mutluluk veriyor. Tabii bunların devamı, bunların tekrarı daha da ilerletebilmek için elimizden geldiğince bir dönem daha aday olmayı planlıyoruz. Çabanızı görüyor demek ki mahalle sakinleri. Allah razı olsun. Bizim çabamız hiçbir zaman olmaz. Çaba genelde karşılıklı olur. Çünkü ben her zaman söylüyorum. Bizim en büyük gücümüz gene mahalle sakinimiz. Şöyle, mahalleden aldığımız güç, mahalleden aldığımız sevgi, mahalleden aldığımız destek olmazsa biz ne kenarda duran ihtiyaç sahibi aileyebiliriz, ne okulların sorunlarını bilebiliriz, ne yetersiz yolları, ne kentsel dönüşümü, ne bunların hepsi bir bütün. Evet. Ben bu bütünün bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Ve beni kendi ailesi gibi görüp, kendi evine, ocağına alan, her türlü bize destek veren ya yüzlerce esnaf ve gönüllü iyiliksever abilerimiz ve ablalarımız var. Hepsine sizin sayenizde sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü benim söylediğim bir laf var. Biz büyük bir aileyiz. Büyük bir aile olmak emek ve özen gösterir. Bu ailenin bir parçası olduğumuz için de mutluyum, huzurluyum. Güzel mesajlar aldık sizden. Bir de mahalle sakinlerimize birkaç cümleyle bir şey söylemek ister misiniz? Ya Allah hiçbir zaman bize zorluk yaşatmasın. Hiçbir zaman bize kötü günler göstermesin. Çünkü gelmiş olduğumuz noktada dediğim gibi çok çok zor günler yaşadık. Rabbimize bu acıları yaşatmasın. İnşallah daha güzel, daha planlı, daha programlı, daha mahalleyi güldürecek, ağlatmaktan, yardım etmekten daha çok bir dahaki dönemde inşallah huzurlu olabileceğimiz, piknikler yapabileceğimiz, panayırlar, eğlenceler yapabileceğimiz bir dönemde inşallah daha birlikte olmayı planlıyoruz ve hedefliyoruz. Yani muhtarımız diyor ki güzel günlerde buluşmak dileğiyle tekrardan diyorsunuz değil mi? İnşallah. İnşallah. Ya biz mahallemizdeki herkesten razıyız. Yani inanın bizimle ilgili ben şimdiye kadar Allah'a şükür öyle söyleyeyim. Benim babamın sözü vardı. Oğlum mevkiler makamlar geçicidir. Ama biz gene burada esnaf ve mahalleli olarak kalacağız. Hiç kimseyi kırmadan, hiç kimseyi incitmeden, hiç kimseye zarar vermeden görev süremiz boyunca yardımcı olmaya çalıştık. Allah da bize kimseyi kırmadan tekrar mevki makam vermeyi nasip etsin. Çok teşekkür ederiz muhtarım. Ben teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun bundan sonra inşallah. Teşekkür ederim. Sizin ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet efendim, bugünkü durağımız Kartal Hürriyet Mahallesi Muhtarlığı oldu. Değerli muhtarımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun. Sizlere de hoşça kalın diyorum.